Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 1. sezon 7. bölümdeyiz. Ergenken erkeklerle birkaç kez çıktım ama tüm ilişkilerim başarısız oldu. Her seferinde başka birinin kollarında mutlu olacağımı, kendim olabileceğimi umdum. Meğer tam tersi olmalıymış. Kendimi ancak yalnızken bulabilirdim. Bölüm 7. Efendilerin Balosu. Elimde balo davetiyesi var. Kesik kırmızı desenleri olan kalın bir kağıt. Metni kesen kanlı bir nehir gibi. Dış bükey yaldızlı harfler vebanın benden memnun kalacağını ve en bilge ölümsüzlerin toplanacağı özel bir baloda beni görmekten mutluluk duyacağını söylüyordu. Süvarilere biat edenlerin toplanacağı baloda. Yatağın üzerinde hazırladığım bir elbise vardı. 10 dakikadır bir ona bir davetiyeye bakıyordum. Doğru yoldan mı gittim diye düşünüyordum. Mimi benden nefret ediyor. Mamon öldü. Kim bilir, belki de her şeyi ayarlayan vebadır ve direniş kurumu diye bir şey de yoktur. Ya deliriyorsam ve hiç umut yoksa? Davetiyeyi masaya attım ve giyinmeye başladım. Katı. Durgun deniz. Volkan ağzı. Mütemazi. Ve saçımıza karar verelim. Burası da çok güzel olmuş, düğün yeri gibi. Etkinlik okulun yanındaki ayrı bir adada gerçekleşecekti. Lucifer bana baloya kadar eşlik etti. Tek başıma hareket etmeme izin verilmiyordu. Diğer misafirler yanımızda uçuyordu. Bu yüzden uslu durdum ve efendim ile konuşmaya bile çalışmadım. Ama onunla geçirdiğim gecenin bıraktığı anılar içimi yakıyordu. Her şey tam olarak anlaştığımız gibi oldu. Sanki aramızda hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi davrandık. Ama vücudum hatırlıyordu. Dudaklarının sıcaklığını bilen tenimin her santimi resmen yanıyordu. Dişlerimi sıktım. Kes şunu. Lucifer da sessizdi ve ciddi görünüyordu. Ve yeni kıyafet alıyoruz ona da. Eski hali de iyiymiş. Baloda bir melek yavaşça piyano çalıyordu. Neredeyse kimse dans etmiyordu. Yuvarlak masalarda ölümsüzler oturuyordu. Erkekler smoking giymiş şişko penguenlere benziyordu. Kadınlar kürk ve yapay elmaslarla parlarken tüm bu şaşanın korkudan solmuş yüzlerini saklayabileceğini umuyordu. Konukların çoğunu tanıyordum. Hisar'da veya dışında çalışıyorlardı ve hepsi bir nevi yöneticiydi. Belki onlar da benim gibi numara yapıyorlardır. Hainler ve korkaklar. Peşinden gidebilecekleri farklı bir lidere ihtiyaçları var. Şimdilik sadece atlılar var ve kelimeli ve beklemeleri gerekiyor. Veba, Malbonte, Torando ve şeytan ile aynı masadaydı. Malbon tatlı kadına doğru eğildi ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Malbonte'ye de yeni kıyafet. Veba hemen bana ve Lucifer'a baktı. Elini salladı. Hayır, sen gelmiyorsun. Lucifer onlara doğru ilerlediğimde bir el hareketiyle beni durdurdu. Neden? Senin yerin senin gibilerin yanında. Yakındaki masaya başını salladı. Bakışlarım hemen Mimi'nin dümdüz sırtına takıldı. Tüm karakterlere yeni kıyafet alıyoruz herhalde. O da mı davetliydi? Onu Chris getirmiş. Git hadi. Lucifer çaktırmadan uyduğuma dokundu. Beni hafifçe masaya itti. Bir saniyelik kadar göz göze geldik. Ancak bir sonraki anda Lucifer artık yalnızca vebaya bakıyordu. Masama gittim. Sandalyeyi çektim. Oturdum. Sonra ürkekçe gözlerimi kaldırdım. Mimi. Daha önce elinde sinirli buruşturduğu peçeteyi öfkeyle masaya fırlattı. Kapa çeneni. Kapa çeneni yoksa seni öldürürüm. Yemin ederim. Gözleri öfkeyle parladı ama gözyaşlarına boğulmamak için çok çaba sarf ettiğini biliyordum. Beni dinlemek istemiyordu. Hem ben ona ne diyebilirdim ki? Kurumu anlatmam yasaktı. Ve Eliza'nın da dediği gibi benden nefret etmesi hepimiz için daha güvenli olurdu. Koridorun sonunda Lilo'nun kolundan tuttuğu Dino belirdi.
Ninon'un da bu takım elbisesi daha iyiymiş. Dino sanki bu tür toplantılar onun için sıradan bir şeymiş gibi. O kadar rahat, o kadar sosyetik davranıyordu ki. Gerektiğinde gülümsüyor, gerektiğinde susuyor, gerektiğinde tokalaşıyordu. Ama dikkatin gölgesinde kalır kalmaz, yüzü aniden yorgun, bitkin görünmeye başladı ve gözleri dışarı çıktı, aşılmaz hale geldi. Dino onu izlediğimi fark etti. Dönmek üzereydi ama sonra tekrar bana baktı ve dudaklarının kenarında belli belirsiz bir tebessüm belirdi. Seni rahatsız eden ne Dino? Kapılar ardına kadar açıldı ve alkışlar eşliğinde içeri Savaş girdi. Genişçe gülümsedi, gururla önce bir yöne, sonra diğer tarafa eğildi. Ablasının yanına gelip yüksek sesle şunları söyledi. Zaferimden etkilendiğinizi görüyorum ama sizi temin ederim ki henüz neler yapabileceğimi hiç görmediniz. Glift'in tadı gibi gerçek yeteneğim yavaş yavaş açılır. Tekrar eğildi ve oturmak üzereydi ki diğer ölümsüzler onun etrafını sardı. Birbirleriyle yarışarak övgüler yağdırdı. Satır arasında merhamet için yalvardı. Sonunda herkes yerini aldı. Chris ve Astaroth, Dino ve Lilu ile başka bir masada oturdular. Ancak bir noktada bazıları Mimi ile benim yanıma geçti. Muhtemelen aramızdaki gerilimi uzaktan bile hissetmişlerdi. Galiba barış zamanında bile o kadar çok kutlamamız olmadı. Chris Mimi'ye dönük oturdu. Eli sandalyesinin arkasına yaslandı. Mimi'yi neşelendirmeye çalışır gibi gülümsedi. Chris de Mimi'ye bayağı yanlamış yani. Kız sadece homurdandı. Ona bakmadan omuzlarını silkti. Dino yanıma oturdu. Bir şey söylemek istiyor ama buna değip değmeyeceğini düşünüyor gibiydi. Sana sormak istiyordum. Evet. Fısıldayarak konuşuyor ve nedense ikimiz de gülümsüyorduk. Babanla siz, olanlardan sonra, nasılsınız? Dino'nun gülümsemesi soldu. Genç adam bakışlarını kaçırdı. Onu anlamaya ve kabul etmeye çalışıyorum. Umarım sen de beni anlıyor ve... Kim beslemiyorsun? Vebaya baktı, sonra tekrar bana. Kötü adam oynamaya çalıştım ama bu konuda pek iyi değilim. Veba yalanlarımı görüyor. Rol yapmasam daha iyi. Evet, gerek yok. Vicky, burada seni soruyorlar. Kim? Veba elini salladı, beni çağırdı. Chris, Mimi ve Dino beni gergin bir şekilde izlediler. Vicky, Torendo'yu tanıyor musun? Şeytanın yanında oturuyor ve bana almışım gibi bakıyorlardı. Beni hor görüyor ve aynı zamanda sonunda yakalandığım için seviniyorlardı. Rebecca'nın kızının başarısını takdir edemedim. Savaştan çok erken ayrıldım. Ancak seni tekrar dipte gördüğüme üzüldüm. Nasıl bir cevap vermeliyim? Ben de üzüldüm. Benden aldıkları her şeyi geri alacağım. Dipte olmak güzeldir. Muhtemelen vebanın ayağının altında olduğu kadar. Of, bu çok iyi laf. Atlı kadın kahkaha attı. Ardından teatral bir hareketle ağzını peçeteyle sildi. Orada bulunanların hafızasından bu sahneyi siler gibi. Ne kadar sivri dillisin aman. E sen başlattın. Yavaşça yapmacık bir nezaketle konuşuyordu ve mimikleri akışkan, neredeyse kadınsıydı. Şeytan yemek yemedi, tabağı boştu, sadece öfkeyle çatalını sıktı. Buraya bu tanınmayan ile zaman kaybetmeye gelmedim. Hala aynı küstahlık. Çok mu yaşlısın şeytan, hala zaman konusunda bu kadar cimrisin. Rapor vermemi isteyen sizdiniz hanımefendi. Özürleri tükürür gibi bir tavırla dilemesi ve genel muamelesi aşağılayıcı bile sayılabilirdi. Ama tam da bu vebanın hoşuna gidiyordu sanki. Tabii ki, devam edebilirsin. Veba masalarına oturmamı işaret etti. Benim gitmemle cehennemde kaos başladı. Gerekli disiplin ortadan kalktı. İblisler başına buyruk oldu. Burada oğlunu gömüyor, yani yönetemedi demeye getiriyor. Onlara hadlerini bildirmek biraz zaman aldı. Atlılara karşı gelenlerin başına neler geleceğini yeraltı dünyasına gösterdim. Cehennemin kapılarını mı kapattın? Evet, artık cehenneme gitmesi gereken faniler içeri giremeyecek ve hiçliğe gönderilecek. İyi, şimdi gökleri kapatmak kaldı. İzi takip ediyorum hanımefendi. Yakında Şefa'nın kapısının anahtarlarını bulacağız. Ma Bonte, cenneti kapatabileceklerinden emin misin? Evet. Senin gibi insanlar onlara dokunabilir mi? Evet. Çocukla ilgili ne var? Torendo bana baktı. Tüm dikkatim üzerindeydi. Konuştukları her şeyi ezberliyordum ama onları dinlemiyormuşum gibi yaptım. Hanımefendi, herkesin bunu duyması gerektiğinden emin değilim. Veba kadehini bitirdi, başını salladı. Haklısın, hayvanlar dolaşsın biraz. Şeytan ve Lucifer da. Boş bardağını salladı. Ma Bonte bitti, bir tane daha hazırla ya da bana şu lanet tarifi ver.
Marbonte sana içki mi hazırlıyor? Ay, gözlerim buna inanamıyor. Senin için biraz daha yapayım. Neyin peşinde olduğunun farkındayım. Ancak o an vebanın oldukça sarhoş olduğunu fark ettim. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi? Marbonte ona ne tür bir içecek yapıyordu? Farkında olman güzel. Soğuk davranıyor ve vebadan korkmuyordu. Veba ise ona daha önce hiç göstermediği bir nefretle bakıyordu. Lucifer ve şeytan aralarında bakışıp görev bilinciyle emri yerine getirdiler. Yani veba onlara özel konuları anlatmıyor. Sadece Torando'ya. Bu ilginç. Masadan uzaklaştım ama ne hakkında konuştuklarını duymak istedim. Çaktırmadan birkaç adım attım. Yandan gelen fısıltılardan daha çok kauçuk bitkisiyle ilgileniyormuşum gibi yaparak yapraklarına dokundum. Torando bu hilemi fark etti. Veba'ya söyledi ama o bu konuyu geçiştirdi. Anlat artık, sabrım tükeniyor. Gizli bir müridimiz başka bir çocuk daha bulmamıza yardım etti. Zavallı şey, hala çok küçük, muhtemelen ölecek. Bu çocuğun işin üstesinden gelebileceğinden emin misiniz? Şüphesiz ki, sıkıcı kardeşimin nasıl biri olduğunu düşünürsek tam da böyle bir çocuk bu işi yapmalı. Bakışı bulanıklaştı, geçmişin gölgeleri göründü. Muhtemelen büşünün kırılamayacağını umuyor. Ama bunu çok uzun zamandır bekledik. Yaşam kitabının bulunmasını bekledik. Tüm mühürlerin kırılmasını bekledik. Kimse bana takılmadan aceleyle oradan uzaklaştım. Kayıp yaşam kitabını bulmuşlar. Üzerindeki mühürleri kırmak istiyorlar ama ne için? Ve neden çocuklara ihtiyaçları var? Artık kafamda sadece daha da fazla soru vardı. Veba beni bilerek kovmadı. Duymamı istedi. Neden? Beni bir tehdit olarak görmüyor mu? Benimle dalga mı geçiyor? Marbonte geri döndü. Bir tepsi dolu kadehleri taşıyan garson peşinden geldi. Yeni porsiyon hazır. Sonunda. Veba tek yudumda bir kadeh daha boşalttı. Sandalyesinde arkasına yaslandı. Ve ölümsüzlerle coşkuyla bir şeyler konuşan savaşa küçümseyici bir sırıtışla baktı. Şuna bakın. Ona hayran olduklarını zannediyor. Sadece korktuklarını anlamıyor galiba. Zavallı. Kardeşim gelir gelmez tüm ilgiyi üzerine çekmeye başladı. Gücümü unuttular mı? Kira nerede? Akademide. Onu çağırmalıydınız. O da bütün bunların bir parçası. Gerçekten de kör gibi sarhoş. Marbonte'ye baktım. Onunla ne yapıyor? Marbonte pek çok düşünce ve duyguyu saklayarak vebaya derin bir bakış attı. Onun vebanın kölesi olduğunu düşünmekte aptallık ettim. Marbonte her zaman kendi başına. Her ne olursa olsun o kendi yolunda ilerler. Kendine göre bir planı vardır kesin ve bunun için vebaya yakın olması gerekiyor ki ona güvensin ve bir öfke anında ondan kurtulmaya çalışamasın. Bu içecek, tarifini bilmiyor. Marbonte'nin kafasındaki tarifi okuyamıyor. Ama ona ve dolayısıyla Marbonte'ye bağımlı hale geldi. Aklıma bir tahmin gelince sırtımdan soğuk terler aktı. O an Marbonte bana baktı ve hafifçe gülümsedi. Ya, bu gülüşünü de çok seviyorum bunun. Ne var aklında? Savaş bize yaklaştı. Yüzü düşmüş vebaya karşı neşeli ve hayat dolu görünüyordu. Şeytanla konuştuk. Abla, sen bence ölümsüzleri hafife alıyorsun. İçinde tanrıların kanı var. Bir damlayı okyanusla kıyaslama kardeşim. Şeytan, ablamın seni manipüle etmesine izin verdin. Ama bu tür oyunların sen karşılık verene kadar bitmediğini senden daha iyi kim bilebilir? Aynı Lucifer kadar öfkeli ve fevriydi. Ama şeytan öfke patlamasının her şeyi mahvetmesine izin vermeyecek kadar akıllıydı. Yardımıma ihtiyaçları olduğu sürece atlılara hizmet edeceğim. Ama yardıma ihtiyacımız yok dostum. Hepsi oyun, görmüyor musun? Yaptığın her şey gibi, bunu başkalarına bırak. Benden nefret ediyorsun abla. Savaş güldü ve ardından misafirlerle çevrili olarak yoluna devam etti. Ölümsüzlerin hareketlerindeki ve sözlerindeki gerginlik olmasaydı, gerçekten savaştan hoşlandıklarını düşünebilirdi. Veba bir sonraki kadehini bitirdi ve ona attığımız bakışları fark edince öfkeyle bağırdı. Çıkın dışarı, beni rahat bırakın. Atlılar bizi etkiledikleri kadar birbirlerini de etkileyebilirmiş. Direniş kurumu ile ilgili faydalı olabilecek her şeyi aklımda tutmaya çalıştım. Vicky, sen kal. Bu gülüş hiç ayrı alamet değil. Ne zamandan beri bana ismimle hitap ediyor? Veba savaşın diğerleriyle konuşmasını izlerken başını eline dayadı. İlk defa geldikleri dünyadaki hayatlarını düşündüm. Nasıl büyüdüklerini, birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını düşündüm. Veba yalnızlığı, kaygıyı, korkuyu hissedebilir miydi? Sana kardeşimi nasıl öldüreceğimi söylememi ister misin? Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Görünüşe göre zaman durmuş. Tüm ölümsüzler kaybolmuş ve sadece veba ile ben bu gerçeğin nezdinde donup kalmıştık.
Umutlanmamaya çalışsam da beklenti ve heyecana kapıldım. Bunu bana neden söyleyecekmişsin? İstiyor musun, istemiyor musun? Memnun olurum hanımefendi. Veba elindeki kadehi düşünceli düşünceli çevirdi. Kendi düşüncelerine gülümsedi. Her birimiz beraberinde ölümü getirir ve diğer ölümsüzlerden güç alır. Savaş nefret eder, ondan beslenir. Ama nefretle sevgi bir arada olamaz. Biraz daha yaklaştı. Arkamda bir yerde olan erkek kardeşine baktı ve yine kötü bir niyetli edayla sırıttı. Savaşı öldürmek çok kolay. Ona sevmeyi öğret yeter. Veba bana baktı ve bulanık bakışı birden ayıldı. Israrcı bir hal aldı. Seni severse onu öldürebilirsin. Bütün ömrü boyunca kimseyi sevmemiş. Bizi nasıl sevecek ya? Nasıl bir cevap vermeliyim? Sana neden inanayım? Peki seni nasıl öldürebilirim? Sana faydası ne olacak? Kardeşine karşı fazla acımasız değil misin? Veba kahkahalara boğuldu. Beni öldürmek öyle kolay değil. Sandalyesine yaslandı ve kadehini fırlattı. Kadeh çınlayarak kırıldı. Parçaları her tarafa uçtu. Garson diz çöküp onları toplamaya başladığında veba kısaca güldü. Ama sonra sustu. Dudakları tiksintiyle kıvrıldı. Burayı sevmiyorum. Bize uymuyor. Ayağa kalktı ve yavaşça kardeşine doğru yürüdü. Savaşa baktım. Konuşmalarını dinledim. Ya benimlesiniz ya da bana karşı. Başka bir seçenek yok. Herkes taraf tutmalı, yoksa yok edilecek. Tüm bunları gülümseyerek biraz çocuksu bir masumiyetle söylüyordu. Ama alçak sesi, imalı tavırları beni dehşete düşürüp baştan çıkarıyordu. Her sözüne inanmak, peşinden gitmek istiyordum. Bu bir tuzak olmalı. Veba bana böyle bir sır verecek kadar çılgın mı? Veba savaşa sarıldı, kulağına bir şeyler fısıldadı ve bana doğru yürüttü. Ne yapıyor? Kardeşim, benim küçük hayvanıma hiç ilgi göstermiyorsun. Neden dans etmiyorsunuz mesela? Onunla mı? Bu da niye bu kadar şaşırdı ve bağlıymışız gibi. Şaşkınlıkla bana baktı. Bakışında küçümseme veya kibir yoktu. Sadece kafa karışıklığı vardı. O bir evcil hayvan. Neden onunla konuşayım ki? Bizimle konuşmayı bile layık görmüyor adam. Şuna bakar mısınız? Görünüşe göre beni akşam yemeğinde servis edilmesi gereken bir et parçası ya da bir eşya olarak algılıyordu. Ama bu algısında o kadar saftı ki nedense alınmadım bile. Sen alınmayabilirsin, ben alındım. O artık sadece bir evcil hayvan değil. O bizim savaşçımız. Savaş yine bana baktı. Daha da şaşırmıştı. O bir kibriti bile kıramaz. Sen savaşçı diyorsun. Neden dalga geçiyorsun? Savaş sırıttı. Elini bana uzattı. Hadi dans edelim küçük hayvan. Oturduğum yerden fırladım. Ona biraz sinirli bir bakış attım ve elimi elinin üzerine koydum. Beni salonun ortasına götürdü. Kolunu belime doladı. Ama sanki yakınlığımdan rahatsız olmuş. Veya utanmış gibi beni kendinden uzak tuttu. Savaş başımın üstünde bir yere bakıyordu. Ben de sessizdim. Dino elinde kadehinin sapını sıkarak masanın yanında dondu kaldı. Bitkin görünüyordu. Lucifer süvariye gizlemediği bir hoşnutsuzlukla bakıyordu. Çatlasın Lucifer'cığım. Mimi, Chris'le konuşuyordu ama beni savaşla görünce sustu. Ona bir şeyler kanıtlamaya çalışan arkadaşına bakmayı bıraktı. Sadece bana bakıyordu artık. Herkes şoka girdi ve çok üzüldü. Bir dansla herkesi dumura uğrattık. Bizim tarafımızda mısın? Sesini duyunca ürperdim. Tamamen. Bu güzel. Ama annen kaçmış, o bize karşı. Onu görürsen ne yapacaksın? Onu görürsem mutlu olurum. Burada Vicky'nin çok safça bir cevap verdiğini düşünüyorum. Karşında savaş var. Veba'nın kardeşi. Ve tüm bunları yapan insanlardan biri yani. Kaslarının gerildiğini hissettim. Bu gibi konularda aile bağları senin için önemli olmamalı. Annen bize karşıysa o bir düşmandır. Sen vebayı destekliyorsun da ne oluyor savaşçım, seni öldürtecek. Söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Savaş ilk kez bana baktı. Bu nasıl bir soru? Demek istediğini anlıyorum ama buna gerçekten inanıyor musun? Nefret etmeyi ve başkalarının nefret etmesini çok mu seviyorsun? Bu beni daha güçlü yapıyor. Ama hoşuna gidiyor mu? Bir süre sadece gözlerime, sonra tekrar uzaklara baktı. Uzun, güçlü parmakları belimi sıktı. Onun yanında kendimi bir nefesle bile parçalanabilecek bir hasır bebek gibi hissettim. Atlılar güçlü ama biraz da çocuk gibiler. Komik, olanları etkileyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki her şey yüz binlerce yıl önceden belirlenmişti. Bu savaş duraklatılmıştı sadece, ancak onu biz bitireceğiz. Sadece tek bir şeyden bahsediyor. Onu kendime aşık etmek istiyorsam konuyu değiştirmeliyim. Ama bunu gerçekten yapacak mıyım? Veba yalan söylüyor. Doğru olamaz.
Ona ne sorayım? Kardeşlerinin arkadaş mısın? Arkadaşlık nedir? Bunu yalnızlıktan ve düşmanlardan korkan zayıf ölümsüzler icat etmiştir. Arkadaş olmak, birinin seni değerli gördüğünü, birinin seni umursadığını bilmektir. Bana senin gibi güçlü olmayı öğretir misin? Savaş önce şaşırdı, sonra memnuniyetle gülümsedi ve şöyle dedi. Korkarım, bu imkansız. Biliyorum ama belki biraz. Hiç gücün yok, bomboşsun. Sen de fazla dürüstsün. Sözleri beni incitti. Gözlerimi kırpıştırdım. Uzağa baktım. Öyle ama bir zamanlar farklıydım. Bir ölümsüzün gücü kendisinin bir parçasıdır. Üzgünüm. Ondan böyle bir şey duymayı beklemiyordum. Farkında olmadan elini sıktım. Hızla gözlerinin içine baktım. Teşekkürler. Kendinden bahsetsene. Ben savaş süvarisiyim. Savaşta bir benzerim yok. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Nasıl birisin? Kimse görmediğinde. Bu soru onu çıkmaza sürükledi. Ne, sen de bu konuda mı bomboşsun savaşçım? Neden soruyorsun? Merak ediyorum. Birden yüzü değişti, hatları düzeldi, yumuşadı. Benim dünyamda bir kan nehri akıyor, kıyısında oturmayı severdim. Ablam için siz zayıf ve zavallısınız. Kabul ediyorum ama hepimizin ortak bir yanı var. Bu şaşırtıcı değil çünkü hepimizin evrenin çocuklarıyız. Sizin burada nehre gittim ama hoşuma gitmedi, renksiz, çok gürültülü. Düşündüğümden daha insansın. Aniden durdu, bana biraz düşmanca baktı. Benim hakkımda bilmen gereken tek şey dünyanızı mahvedeceğim. Bir anda niye bu kadar kızdı, gözü falan renklendi. Bana çok fazla şey anlattığı için pişman. Dansı bitir. Ellerimizi açıp bir adım geri çekildim. Reverans yaptım ve gözlerinin içine bakarak şöyle dedim. Sizinle dans etmek büyük bir onurdu. Teşekkür ederim efendim. Savaş sadece hafifçe başını salladı ama bakışı şaşkın ve aynı zamanda ilgiliydi. Her zaman... Ebaya döndü. Masaya oturdu ve bir kadeh glift içti. Bir süre onları izledim. Savaş acımasız ve soğuk olabilir ama içinde çok fazla ateş ve sükunet arzusu gizli. Dans sırasında savaş hakkında yeterince şey öğrenmeyi başardın. Soruların onu hoş bir şekilde şaşırttı. Torando geri döndü. Bir kadını elinden tutuyordu. Yanında bir erkek çocuğu vardı. Düz bir duruşu ve bir kurt yavrusu gibi vahşi bir bakışı olan. Az önce Vebaya anlattığı çocuk mu bu? Çocuk da ne kadar sinirli. Savaş çocuğun omzunu sıvazladı ve Bağ Torendo ile konuştu. Sonra kadın ve olan ölümsüzlerden kaçar gibi salonun uzak köşesine çekildi. Onlar kim? Onunla konuş. Başkalarının dikkatini çekmemek için sessizce onlara yaklaştım. Kadın ona seslendiğimde ürperdi. Çocuk sadece tembel tembel başını benim yönüme çevirdi. Sizi daha önce burada görmedim. Benim adım Vicky. Elimi uzattım ama... Kadın sanki ona silah doğrultmuşum gibi baktı. Sizin adınız ne? Ulista. Bu benim oğlum Titu. Ne konuşuyor bu? Titu'nun çıkardığı sesler bana tanıdık geliyordu. Karnın içinden geliyormuş gibi çok derin ve boğuk. Bu sesleri başka bir şeyle karıştırmam imkansızdı. Oğlunuz karanlığın dilini nereden biliyor? Karanlığın dilini bir tek Malbonte mi biliyordu? Tanıdığım onca kişiden sadece Malbonte bu dili biliyordu. Kadın cevap vermek yerine oğlunu kendisine çekti ve bana daha da büyük bir korkuyla baktı. Sizi korkutmak istemedim, sadece tanışmak istedim. Kadın biraz sakinleşmiş gibi oldu, oğlunu serbest bıraktı ve hatta uysalca gülümsedi. Vebayı tanıyor musun? Evet. Sizi incitiyor mu? Kadın süvarilere düşünceli bir şekilde baktı. Eğer itaatkarsan veba kötü değil. Daha önce sizinle karşılaştık mı? Ne kadar zamandır ölüsünüz? Ne? İnsan değil misiniz? Ne zaman ölümsüz oldunuz? Bize bakan herkes de bizim insan olduğumuzu anlıyor. 10 yılı aşkın bir süre önce. O halde karşılaşmış olamayız. Siz de ölümlü müydünüz? Hayır. Kadın kendi düşüncelerine hüzünle gülümsedi. Biliyor musunuz, uzun zamandır kimseyle konuşmamışım. Bazen çok yalnız kalmamak için kız kardeşimle konuştuğumu hayal ediyorum. Kadın çok dingin bir insan. Miselina'nın tarzına benziyor. Acaba onlar mı? Ama Miselina'nın kardeşi ölmüştü sanki. Kız kardeşiniz şimdi nerede? O artık benimle değil. Üzgünüm. Korkarım, bu küçük hanım aşırı meraklı. Siz Titu ile bu kişiyle hiç konuşmamalısınız. Peki. Ama biz sadece sohbet ediyorduk. Bazen bu kadarı yeterlidir.
İzin verin sizi dinlenebileceğiniz yan odaya götüreyim. Teşekkürler Bay Torendo. Oğlan Torendo'ya seslendi. Adam çocuğa sert ama dikkatli bir bakışla karşılık verdi. Şimdi değil Tito. Karanlığın dilini mi biliyorsunuz? Torendo donup kaldı. Sonra gülümsedi ama yine de biraz gergindi. Bu dilin karanlığın dili olduğunu sana düşündüren nedir? Kulağa nasıl geldiğini biliyorum. Bu dili konuşamıyorum şimdi izninle. İsteksizce kenara çekildim. Konuşamıyor ama anlıyorsun. Artık sıkılmaya başladım. Ben yaklaşır yaklaşmaz. Herkes susup benden kaçıyordu. Görünüşe göre beni görmezden gelmeye karar vermişler. Lucifer'ı arayarak etrafa baktım. Öfkeyle babasına bir şey kanıtlamaya çalışıyordu. Babası da ona hiçbir şey anlamayan bir çocuğa bakar gibi bakıyordu. Lucifer artık şeytandan korkmuyordu. Babası ünvanını hiçlikten dönünce geri aldı ama Lucifer hala kim olduğunu ve tahta oturup hükmetmenin ne demek olduğunu hatırlıyordu. Lucifer artık babasından korkmuyor, ona saygı duymuyordu. Dino Lili ile dans ediyordu ama birbirlerine aşık mutlu bir çift gibi görünmüyorlardı. Durmaksızın bir şeyler hakkında fısıldaşıyorlardı ve ikisinin de yüzleri fazla odaklanmış ve ciddiydi. Ama yine de Dino'nun ellerini kızın belinde görünce ilişkilerinin serbestliğini, yakınlıklarını düşününce utançla kıskandım, arkamı döndüm. Sonunda balo yeni bir şey öğrenmenin, konuşmanın veya gevşemenin imkansız olduğu yorucu, uyuşuk bir eğlenceye dönüştü. Sonunda her şey sonardı ve Lucifer ile sessizce okula geri döndük. Ertesi gün bütün gün yatakta yattım. Duyduğum şeyleri düşündüm. Bunu kuruma anlatmak için sabırsızlanıyor ve vebanın okulu terk etmesini bekliyordum. Akşam, gün batımıyla birlikte atlılar nihayet bir yere uçtu. Şansıma inanamayarak pencereye gittim. Dakika sonra şehitler mezarlığına doğru yol almıştım bile. Öğrendiğim her şeyi bir kağıda yazdım ve onu anlaştığımız yere sakladım. Şimdi geriye sadece bir cevap beklemek kaldı. Buraya düşünmek, yalnız kalmak ya da birinin yasını tutmak için gelmişim gibi davranarak sıraların arasından yürüdüm. Dönerken uzakta Dino ve Lily'yi gördüm. Bir şey hakkında tartışıyorlardı. İlk başta etrafta dolaşıp fark edilmeden kaçmayı düşündüm. Ama yaklaştığımda Lily gitmişti. Dino'yu yalnız görünce bir ağacın arkasına saklandım ve gövdeye sarılarak onu izlemeye başladım. Dino gergin bir şekilde saçlarını karıştırdı ve sonra öfkeyle yumruğunu Adem ve Havva'nın bahçesinin önündeki sütuna vurdu. İrkildim. Onu en son ne zaman bu kadar sinirli gördüğümü hatırlamıyordum bile. Bu halini sevmiyorum. Her türlü duyguya hakkı var. Onu her haliyle seviyorum. Üçüncü seçenek aşk olarak etkiliyor. O yüzden ikiyi seçip arkadaşlığımızı geliştirelim. Çık hadi. Burada olduğunu biliyorum. Bana döndü. Yorgun ve perişan görünüyordu. Bunu saklamaya bile çalışmadı. Ne oldu? Çaresizlik oldu. O kadar zoraki gülümsedi ki kalbim sıkıştı. Lily ile aranızda neler oluyor? Sürekli kavga ediyor gibisiniz. Bana garip garip baktı ve sonra gülümsedi. Başını salladı. Öyle değil. Tam olarak öyle değil. Sadece olaylara biraz farklı bakıyoruz ama aynı taraftayız. Artık sadece atlıların tarafı var galiba. Bu... Söylemek istediği sözleri silercesine gülümsedi. Cevap vermek yerine yaklaştı ve omuzlarıma dokundu. Ölümsüzlerin etkisi olmadan basit, insani bir şekilde onları olmaya başladı. Dışarısı soğuk ve vücut ısını kontrol edemiyorsun. Üşümedin mi? Zaten her şeye alıştım artık. Üşüdüğümü fark etmiyorum. Dino'nun elleri durdu. Yüzü değişti. Çok üzgünüm. Bir şeyleri düzeltebilseydim, farklı şeyler yapabilseydim. Kendi içinde sakladığı duygu ve düşüncelerden bunalıyor gibiydi. Yapabilseydin ne yapardın? Seni korurdum. İstediğim gibi korurdum. Kollarında titredim. Bu sözleri duymak içimi acıttı. Kulaklarımı tıkamak, bu sözleri hafızamdan silmek istedim. Çünkü odama döner dönmez yine yapayalnız kalacaktım. Ben Dino'dan uzaklaştım. Sadece atlıların yapmamızı söylediği şeyi yapabiliriz. Dino gözlerimin dolduğunu görmesin diye başımı çevirdim. Burası gerçekten soğuk. Gideyim. Evet tabii ki git. Yarı yolda bana seslendi ama duymamış gibi yaptım. Yakında kurumun cevabı gelir. Her şeye hazırlıklı olmam lazım. Beklemek çok zordu. Yatakta uzanmış, düşüncesizce duvara bakıyor ve parmağımla yastığa vurarak dakikaları sayıyordum.
Bir noktada kafamın içinde düzinelerce tutarsız düşünce birbirinin yerini almaya başladı. Sanki beynim bir bilmece çözmeye çalışıyordu. Davranışlarımı ve çevremdekilerin davranışlarını analiz etmeye çalıştım. Veba neden Kire'yi sordu? Tüm bu çocuklar arasında nasıl bir bağlantı var? Ama çok geçmeden başka bir şey düşünmeye başladım. Lucifer'ı. Onunla yaşadığımı hissediyordum. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Sanki hala değerliymişim gibi. O beni hayatla dolduruyordu sanki. Kapı çaldı. Düşüncelerimden kaçabileceğim sevinciyle kapıyı açmaya koştum. Eşikte nefes nefese kalmış misiline duruyordu. Kocaman açılmış gözleri bana ufak. Ama talepkar bir umutla bakıyordu. Ne oldu? Mimi kaçmak istiyor. Misiline elimi tuttu, parmaklarımı sıktı. Vicky, onu durdurmalısın çünkü yakalanırsa. Ah Şefa, okulun etrafında bir kubbe var ve tek başınıza oraya giderseniz Malbonte veya veba ile savaş anında gelip sizi öldürür. Yine korkudan çaresiz gözlerle bana baktı. Bu bakış bana tanıdık geldi. Mimi nerede? Bırakın beni. Adi ve Sami Mimi'nin ellerini tutarak onun göklere uçmasına engel oluyordu. Çırpınma artık. Konuşalım. Mimi mücadele ediyor, bağırıyor, ağlıyor, onları tehdit ediyordu. Bir avcının elinde kanat çırpan bir kuş gibiydi. Mimi. Vicky tut. Sami bana kızın kanatlarını bağlamam için altın ip fırlattı. Yardım edeyim. Mimi'ye koştuk ve kaotik darbelerinden kaçmaya çalışarak kanatları bağlamaya başladık. Artık burada kalamam. Gitmeme izin verin. Cevap vermek yerine etrafına ipler sardık ama Mimi yılan gibi kıvranıyordu. Onu böyle görmek canımı yakıyordu. Ezik, yalnız, tüm dünyaya kızgın. Ölmene izin vermeyeceğim. Bitti tatlım. Mimi'nin kanatları doğal olmayan bir şekilde bastırıldı. İplerle bağlandı. Acı çekiyor olmalıydı. Gözyaşlarına boğuldu ama acıdan değil. Dizlerinin üzerine çöktü ve elleriyle yüzünü kapattı. Bu adil değil. Adi ve Sami onu sonunda bıraktılar. Üzgünüz Mimi. Bir cenazedeymişiz gibi anlayışlı bir edayla başımızı eğip durduk. Mimi hareket etmedi. Sadece ağladı. Ama sonra aniden ayağa fırladı ve koştu. Nereye? Onu durdurmamız lazım. Mimi. Mama onu bu şekilde hayata döndüremezsin. Hadi konuşalım. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Çocuk olma. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde onun peşinden koştum. Neden yapıştın bana? Kaçarsan Malbonte seni öldürür. Umurumda değil. İleride kayalık bir duvar vardı ama altında bir boşluk görünüyordu. Mimi koşarken birden geriye doğru düştü ve ustaca diğer tarafa kaydı. Ah kahretsin. Neredeyse kafamı çarpıyordum ama zamanında eğildim ve çok daha yavaş da olsa Mimi'nin arkasından süründüm. Mimi benden uzaklaşmayı başardı. Daha hızlı Vicky, daha hızlı. Bu kadar hızlı koştuğumdan göğsüm ağrıyordu. Vücudum artık herhangi bir insanın vücudu gibiydi. Ama pes etmedim, Mimi'yi kurtarmak zorundaydım. Tüm gücümle hızlandım ve kendimi onun sırtına attım. Hey, yere çöktük. Üzgünüm. Mimi'yi vücudumun ağırlığıyla ezdim. Kuma ve küçük taşlara bastırdım. Sırt üstü yuvarlandı ve birkaç dakika boyunca soluklanmaya çalıştı. Ne de olsa antrenmanı bırakmamalıydım. Mimi'ye baktım ve sessizce ağladığını, hala yüzüstü yattığını ama başı ellerinin arasında olduğunu görünce donup kaldım. Senden nefret ediyorum. Babama ihanet ettiğin için nefret ediyorum. Buradan kaçmak istiyorum. Sürünerek yanına gittim ve kollarımı omuzlarına doladım. Gözyaşlarını görünce içim acıdı. Onunla beraber ağladım. Arkadaşım ölümsüz, güçten yoksun, zayıf insan ellerimin izin verdiği kadar sıkı sarıldım. İlk başta Mimi beni ittiriyordu ama sonra yavaş yavaş gevşedi ve omzuma yaslandı. Kir içinde dağılmış vaziyette orada oturduk. Gözyaşı kalmayana kadar ağladık. Sıcaklığı, kırılganlığı, her şeye rağmen güveni, bu karanlıkta bana gün ışığı gibi gelmişti. Sanki bir anda beni itip tekrar arkasına bakmadan ölüme doğru kaçacağından korkar gibi. Ona daha da sıkı sarıldım. Ama Mimi kaçmadı, başını kaldırdı. Benimle göz göze geldi ve sonra bana teşekkür etti. Beni durdurduğun için teşekkür ederim. Misilina'nın sayesinde kaçtığını o bana söyledi. Mimi sanki hiç gücü kalmamış gibi zayıfça gülümsedi. Açıklayacaktın. Şimdi dinlemeye hazırım. Sadece bana bunu neden yaptığını söyle. Yardım ettiğimi sanıyordum. Mamanın gerçekten orada olacağını bilmiyordum. Bunun veba için bir tuzak olduğunu düşündüm. Üzgünüm Mimi. Her zamanki gibi her şeyi mahvediyorum. Gözyaşlarını sildi ve derin bir nefes aldı.
Öldüğüne inanamıyorum. O an uzaktan Misilin ve Adi ile Sami'nin sesleri geldi. Bizi arıyorlardı ve her geçen dakika ile daha büyük bir endişe ve sabırsızlıkla. Görünüşe göre geri dönme zamanımız geldi. Evet, gidelim. Bir şekilde kayanın içindeki boşluktan geri çıktık ve okula döndük. Çocuklar Mimi'ye koştu, ona sarıldı. Kız onları endişelendirdiği için şaka yolu omuzlarını ve kollarını dövmeye başladılar. Sanırım seni Bodrum'da tutmanın zamanı geldi. Bunu bir daha yapma. Neyse ki bir şey olmadı. Özür dilerim. Ne yapıyorsun? Seni cezalandırmamı mı istiyorsun? Öfkeli Chris tehditler savurarak merdivenlerden iniyordu. Denesene. Sana dokunmayacak Mimi. Chris, bu bir sır olarak kalabilir mi? Gergin bir şekilde kıyafetlerini düzeltti ve Miselina'ya sanki kadın ona hakaret etmiş gibi garip bir şekilde baktı. Bundan kimseye bahsetmeyecektim zaten. Ama veba öğrenirse Mimi'yi cezalandırmak zorunda kalacağım. Chris Mimi'yi kolundan tuttu ve onu okula doğru sürükledi. Bırak onu. Mimi. Mimi Chris'i itti ve bize döndü. Sorun yok, halledebilirim, merak etmeyin. Sonra öfkeyle efendisine döndü. Bana bir daha dokunursan kolunu kırarım, tamam mı? Kendini bu kadar aptal da riske atarsan ben de senin kolunu kırarım. Burada Mimi'ye bir şey olacak diye endişelendi bence. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez. Koşarak içeri girdi. Deli kız. Onu anlayabiliyorum. Senin yüzünden öyle yaptı Vicky. Adi. Dikkatim dağılmış bir şekilde okuldan gözlerimi alıp çocuklara baktım. Mamon ölmemeliydi. Kurum şimdiye kadar notuma cevap vermiş olmalı. Mezarlığa koştum. Vicky. Artık pişmanlığa zaman kalmamıştı. Savaşı öldürmek gerçekten mümkünse bunu ben yapmalıydım. Arkama bakmadan, tereddüt etmeden ve tamamen korkmadan anlaştığımız yere yöneldim. Not çoktan beni bekliyordu. Onu aldım ve mükemmel bir şekilde hizalanmış harfleri hevesle okumaya başladım. Eyleme geç. Not anında kendiliğinden tutuşup yandı. Yanmış kağıt parçalarıyla birlikte küller yavaşça ayağımın dibine düştü. Savaşı kendime aşık etmemi istiyorlar. Kararlıydım. Ama bana yeşil ışık yaktıklarında rol yapmaya hazır olmadığımı fark ettim. Hem bir atlıyı kendime nasıl aşık edebilirim ki? Aşk sadece bir oksitosin salınımıdır, değil mi? Varlığım savaşı mutlu etmeli. Ama onu ne mutlu edebilir? Savaş konuları, itaat ve hayranlık. Öyleyse boyun eğeceğim. Onun duymak istediklerini söyleyeceğim. Okula dönüş yolum şüpheler ve bitmeyen tereddütlerle doluydu. Ve bu nedenle inmeye niyetlenen savaşı gökyüzünde gördüğümde heyecandan alt üst oldum. Arkama indi. Toprak sallandı. Her yere bir titreşim yayılmıştı sanki. Bir süre arkama bakamadım. Olduğum yerde durdum ve şaşkınlıkla ne yapacağımı düşündüm. Vebanın hayvancığı. Benim bir adım var. Ona döndüm. Gözlerinin içine baktım. Bana yaklaşmaya başladı. Ablam sizi şımartmış. Neden bizimle bu şekilde konuşmana izin veriyor? Savaş okula yönelip yanımdan geçti. Arkasından dedim ki. Ondan korkmamızı istemiyor. Güçlü hissetmemizi, ancak gücümüzün yetmediği her seferinde hayal kırıklığına uğramamızı ve cesaretimizin kırılmasını istiyor. Savaş durdu, hafifçe güldü. Evet, haklısın. Devam etti. Bana aşık olmasını istiyorsam onunla daha fazla zaman geçirmem gerekiyor. Yürüyüş yapmayı öner. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Seninle mi? Şaşkınlığı samimi görünüyordu. Yoksa buna layık değil miyim? Kendini önemli biri olarak mı görüyorsun? Eskiden öyleydim. Bizim için değil. Taktiğimi değiştirmeliyim. Hızla öne doğru bir adım attım. Ona cilveli ve hatta biraz utangaç bir bakış attım. Seninle zaman geçirmek benim için büyük bir onurdur efendim. Bana inanamayarak baktı. Sonra beklenmedik bir şekilde onayla başını salladı. Konuşup karşılığında bir şey istemek yerine benimle yürüyüşe çıkmayı teklif eden ilk kişisin. Hemen sonuca varıyorsun. Belki ben de senden bir şey isteyeceğim. Güldü ve yavaş yavaş okul boyunca yürümeye başladı. Yanında yürüyordum. Peki, söyle bakalım, ne istiyorsun? Bu konuya sonra döneriz. Sana o kadar zaman ayıracağımı mı sanıyorsun? Tüm zamanlarını bize ayıracaksın. Peki, seni daha yakından tanımak istiyorum. İsteğin bu mu yani? Evet. Merhamet etmemi istemeyecek misin? Veba merhamet nedir bilmez. Hayır, gerek yok. Rahatsız olmuş gibi omuzlarını silkti ve dikkatlice cevapladı. Burada kaldıkça ne kadar tuhaf olduğunuzu daha net görüyorum. Neyse, yakında gücümü dünyaya yönlendireceğim. Ölümlüler kendilerini savaşın alevlerine katacak. Kan ve nefret okyanusuna dalacak. Bunun için zemin hazırladım. Arada bir yanlarına indim ve öfkelerini birbirlerine yönelttim. Başkaları varken ellerime kan bulaştırmama gerek yok.
Yakında nefret tohumların filizlenecek, sonuca hayran kalacaksın. Yani atlılar sadece bizim dünyamız değil, insanların dünyasını da yok etmeliymiş. Yararlı bir bilgi ama yeterli değil. Hayır, sormak istediğim bu değildi. Onun nasıl bir süvari olduğunu öğrenmek istiyorum. Sadece savaşmayı mı seviyorsun, ne hayal ediyorsun, neyden korkuyorsun? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Bunun fikri bile saçmaymış gibi güldü. Ektiğimi biçmeyi hayal ediyorum. Bunu çok uzun zamandır bekliyorum. Başka birinin hayallerini seslendiriyor gibisin. Senin kendi hayalin yok mu? Mesela bir aile kurmak gibi. Vicky'ye aşık et dediler. Vicky çekirdek aile moduna girdi. Aile mi? Bizim böyle bir kavram yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Burada olduğunuz süre boyunca birkaç şey anladım. Farklı güç seviyelerine sahip olmamıza rağmen hepimiz benziyoruz. Benzer olduğumuz için ihtiyaçlarımız da birçok yönden benzer olmalı. Muhtemelen bunu hiç düşünmedin. Savaş sessizdi, ayaklarına baktı. Sonra aniden doğruldu ve uzaklara daldı. Sohbet mi ediyorsunuz? Vebayı görünce ürperdim. Konuşuyoruz. Bu yaratıklar yabancıların ne düşündüğünü merak etmekten zevk alıyorlar sanki. Yavaş ama emin adımlarla onun kalbine yaklaşıyorsun. Savaş bana kayıtsız bir bakış attı. Sonra topuklarının üzerinde döndü ve geri yürüdü. Veba sadece güldü. Bana göz kırptı ve kardeşini takip etti. Veba neyin peşinde olduğumu anladı. Bu gerçekten bir tuzak mıydı sadece? Her neyse, denemem şart. Odama döndüm. Ay ışığı odama sızıyor. Yatağımı ve dağınık eşyalarımı aydınlatıyordu. Özellikle son yıllarda çok düzenli ve tertipli biriydim. Ama bu ara iç dağınıklığım dışarıya taşmıştı. Atlıların varlığını üzerimden silesim vardı. Hepsi resmen tenime sinmişti sanki. Bir enfeksiyon gibi yaydıkları duygular kana nüfuz edip büyüyor, güçleniyordu. Anlayamıyordum. Hissettiğim bu mutlak çaresizlik duygusu bana mı aitti? Yoksa veba tarafından mı empoze edilmişti? Birden sessizce kapı çaldı. Korku içinde arkama baktım ve rahatlayarak haykırdım. Mimi, ne yapıyorsun? Kararlılıkla bana yaklaştı. Ben her şeyi biliyorum. Ve bu bölümün de sonuna geldik. 8. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.